merhabalar. Kanalımı sütlü mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Benden çok istenen tariflerden biri de yağ çekmeyen mücver tarifiydi. Ben oldum olası çocukluğumdan beri mücveri gerçekten çok severim. Oğlum da aynı şekilde çok seviyor. Şöyle yanına bir sarsaklı yoğurt da Allah'ım yemelere doyulamayacak bir tarif bence. Hadi bakalım ben nasıl yapıyorum beraber bakalım. Benim en sevdiğim yemeklerden, en sevdiğim tariflerden biri mücver. İster meze olur, ister bence ana yemek bile olur. Ondan sonra böyle 5 çaylarında vazgeçilmez bir tarif. Şimdi ben hem havuçlu hem kabaklı yapacağım. Öncelikle bir tane havucumu şöyle tıraşladım, soydum. Rendeliyoruz. En önemli kısımlardan biri canlar, rendenin geniş tarafıyla yapmam gerekiyor ki böyle büyük büyük parçaları görünsün. Rendemizi yapıyoruz. Havucumu rendeledim. Bir tane şöyle büyük boyda havucumu rendeledim. Sıra kabağıma geldi. Kabağımın da sadece baş kısmını ve arka kısmını aldım. Hiçbir şekilde bunu tıraşlamadım. Bütün vitamini kabuğunda zaten. Şimdi kabağımızı da rendeliyoruz. Güneş de açtı kabağı görünce bugün. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ben böyle ovalama işlemini yapmayacağım. Zaten şu an çok fazla bir suyu yok benim kabaklarımın. Bir tane yumurta ilave edeceğim. Şöyle ne kadar söyleyeyim size. Bir çay bardağı kadar unum var. Şöyle pul biber. Çok acılık vermesin. Nane bayağı yakışıyor bu arada. Bir çay kaşığı kadar da nane koyacağız. Kabak deyince ilk aklıma gelen şey dereotu. Sanki böyle dereotu koymayınca kabağın lezzetini alamıyorum gibi hissediyorum. Şöyle bir avuç da dereotumu ilave ediyorum. Mücver gerçekten böyle az malzemeli, evde kolaylıkla yapabileceğiniz hem ekonomik hem doyurucu hem çok lezzetli bir tarif. İçine isterseniz çok sert bir beyaz peynir de ilave edebilirsiniz. Azıcık yağ koyabilirsiniz, zeytinyağı. Şimdi bakacağız duruma göre. Başlıyorum bütün malzemeleri birbirine geçirmeye. Korkmayın, onlar birbirini tutacaktır. İyice karıştırdıkça. Patlıcanın suyunu sıkmadığımız için o unla birleşecektir ve bildiğiniz bir hamur kıvamında gibi bir rol görecektir orada. Şöyle. Bakın gayet güzel birbirine karıştılar. Artık şimdi pişirme zamanı. Ocağımıza yağımızı koyacağız. Ve parçalar halinde mücverimizi pişireceğiz. Karıştırdım. Mücveri çok bekletmemek gerekiyor. Ne kadar bekletirseniz o kadar fazla sulanacaktır. Şöyle 2 kaşık yardımıyla kaşıkla da biraz şöyle bastırarak şu şekilde yağımızı atacağız. Bakın şöyle coslaması lazım. Yağınız kızgın olursa mücveriniz yağ çekmeyecektir. Bu çok önemli. Sonra diyorsunuz yağ çekti, çekmez. Eğer yağınız güzel kızarsa yaptığınız hiçbir ürün, yani sadece mücver için değil, köfte olsun, patates olsun, hiçbir yağ çekmeyecektir. Önemli nokta yağın güzelce kızması. Vallahi ben çok seviyorum mücveri. Necati'm de bir hayli çok seviyor. Böyle çok sık yaptığım tariflerden o yüzden. Bol yağda mutlaka kızartıyoruz. Ki çekmesin. Bakın canlar. Şöyle. Güzelce pişti bakın arkası. Zaten şimdi birazdan göstereceğim size nasıl yağ çekmediğini göreceksiniz. İyice güzel kızartıyoruz. Bir tane şöyle alacağız. Of, çok güzel oldu.
Gerçekten çok güzel oldu. Şu arka tarafta görüyorsunuz. Havlu peçeteli bir tabağın üstüne koyuyorum. Bir tane havlu peçete koydum ki bütün, yani çektiyse bile o yağı bizler için birazcık süssün. Şunu da alıyorum. Ay çok güzel oldunuz. Şimdi şuradan bir tane alalım. Tabii bence yoğursuz yenmez. Onu söyleyeyim de. Ne güzel. Öyle lezzetli oldu ki anlatamam. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.